Kurtlar Vadisi hakkında çok sayıda detay videosu yapmış olsak da dizi öylesine ince işlenmiş ki biz anlata anlata bitiremedik. İşte yine bir başka videoyla Kurtlar Vadisi detayları 9. bölüm ile sizlerleyiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Vadinin en sevilen ve hala arkasından ölüm yıl dönümü vesilesiyle anılan ismi Süleyman Çakır, birçok dizi hayranının hala gönlündedir. Onun kadar ikonik olan başka bir şey ise Süleyman Çakır'ın ofisidir. Kendine has bir dizayna sahip olan bu ofis ilerleyen yıllarda oğlu Pusat Çakır tarafından da inşa edilerek ofis haline getirilmiştir. Bu ofiste yer alan en güzel nesnelerden biri ise satranç tahtası ve taşlarıydı. Satranç metaforu Kurtlar Vadisi dizisinde kendine daha önce de sık sık yer bulmuştu. Senin bu satır aralarında çıkardıklarını, o saydığın ülkelerin tamamı stratejik olarak satranç tahtasının üstünde tek tek hamle hamle hesaplıyor. Bizim ülkemiz bu satranç tahtasında vezir mi, şah mı, piyon mu? İşte onu bilmiyorum. Aslan amca, bu ülkede satranç oynamayı bilen yok. Bu millet kaderini hesaplayarak değil, zar atarak belirliyor. Kurtlar Vadisi 46. bölümde ise satranç ile ilgili başka bir gönderme kendine yer bulmakta. Normalde üstünde oldukça şık satranç taşları bulunan bu tahtayı Süleyman Çakır öldükten sonra üzerinde kurşunlar dizilmiş bir vaziyette görüyoruz. O bölüme kadar Süleyman Çakır'ı, Polat Alemdar'ı ve ekibi strateji yaparken ve büyümeye oynarken gören seyirciler aslında o bölümden sonra stratejik hareket etmenin dışında birçok faaliyette de göreceklerdi. Ve bu mesajı da bu kurşunlar aracılığıyla aldılar. Çakır'ın ölümüyle Polat Alemdar ne tavla gibi zar atacak ne de satranç gibi strateji düşünecekti. Artık sadece en büyük olmak için gereken her şey yapılacaktı. Yani artık kurşunlar konuşacaktı. Yine 46. bölümden bir detay daha verelim. Daha önce söylediğimiz gibi Süleyman Çakır'ın ölümünün ardından vadide hiçbir şey eskisi gibi olmamıştı. Memati daha sert ve öfkeli, Seyfo Dayı daha temkinli ve Polat Alemdar daha hırslıydı. Aslında Polat Alemdar için önceki kimliği Ali Candan'ın ve izlerinin neredeyse tamamen kaybolduğu bölüm bu bölümdü. Elif Eylül'ün duş aldığı sahnede ona Ali tarafından alınan ve Elif'in hiç boynundan çıkarmadığı kolyeyi düşerken görüyoruz. Polat Alemdar'ın tüm devlet geleneklerini ve aldığı görevi hiçe sayarak altı babayı öldürdüğü o anlarda düşen kolye artık Ali'nin tamamen öldüğünü ve yerini Polat Alemdar'ın aldığını seyirciye aktarmaktadır. Süleyman Çakır demişken oradan devam edelim. Dizinin ilk bölümünde bilindiği üzere Polat Alemdar dayısı olarak Duran Emmi'nin yanına yerleştirilmişti. Buradaki esas sebep hem Duran Emmi'nin vatanperver biri olması hem de Süleyman Çakır ile Polat Alemdar'ın karşılaşmalarının daha kolay olabilmesiydi. Çünkü Süleyman Çakır Duran Emmi'ye büyük bir hürmet duymakta ve onu oldukça sevmekteydi. Emmi ile hapishane yıllarında tanışan Süleyman Çakır Emmi'yi öldürmesi için başka mahkumlardan para almıştı. Bu görev üzerine Emmi'yi öldürmek için şadırvana giden Çakır, Emmi ile göz göze gelmesinin ardından elindeki bıçağı yere düşürdü. Burada izleyiciler aslında Çakır'ın Emmi'den korktuğu için bu cinayeti işleyemediğini düşünse de burada asıl olan Çakır'ın aklına öz babasının gelmesiydi. Babası da abdest alırken öldürüldüğü için Süleyman Çakır abdest alan Duran Emmi'yi öldürememiş ve onu zamanla babası gibi görerek onun yolunda yetişmişti. Çakır'ın kumarhanesinin taranmasının ardından cezaevine girdiğinde elbette ki düşmanları da boş durmamıştı. Tombalacı Mehmet onu öldürmesi için bir Azeri'yi yani son zeytin bükücü Ferman'ı Çakır'ın yanına göndermişti. Ah,
Tabii Ferman tombalacının öldürdüğü adamın kafasını alıp karakola gitmiş ve öldürme bahanesini kendi bir şekilde uydurarak hapishaneye düşmüştü. Ardından da Çakır'ın kolpadan hayatını kurtararak koğuşa kadar girmişti. Vadi izleyicilerinin bildiği üzere Ferman'ın uydurduğu hikayeye göre adamın biri ona rakatsına çok benziyorsun deyince Ferman da sinirlenip adamı öldürmüştü. Çünkü ismi geçen film yıldızı Rakatsın bir eşcinseldi. İşte bahsi geçen bu yıldız ve benzetilme sonucu işlenen cinayet Türkiye topraklarında daha önce yaşanmıştı. 9 Ocak 1995 yılında Despina Restoran isimli bir meyhanede 3 arkadaş birlikte vakit geçirmekteydiler. İshak Benlioğlu, Vahan Kartallıoğlu ve Nişan Serapyan isimli bu 3 arkadaş içki içiyorlardı. Bir süre sonra iyice sarhoş olan bu ekipten Nişan Serapyan arkadaşıyla dalga geçmek için "Ulan İshak, sen de aynı rakatsına benziyorsun." demişti. İshak sarhoşluktan ne yaptığını bilemeden ayağa kalktı. Beylik tabancasına sarıldı. Önce Nişan Serapyan'ı, ardından da şakaya gülmeyen, hiç konuyla alakası olmayan 20 yıllık arkadaşı Vahan Kartallıoğlu'nu öldürdü. Tabii kafayı iyice yiyen İshak Bey kendi kendini rehin alıp polislerle pazarlığa bile otursa da sonunda enteresan bir müdahaleyle yakalandı ve cezaevine götürüldü. Kurtlar Vadisi de bu şaka gibi bu öyküyü de unutamamış olacak ki dizide de bu konuya küçük de olsa bir yer vermişti. Daha önceki videolarda Kurtlar Vadisi'nde oynayan oyuncuların kariyerlerine ve geçmişlerine göz atmıştık. Bugün yine oyuncu kadrosundan 3 ismin birbiriyle olan bağlantısına bakacağız. Kurtlar Vadisi çekildiği dönemde bazı oyuncuların arasındaki bağ tahmin edilenin çok ötesindeydi. Örneğin dizide Polat Alemdar ile büyük bir aşk yaşayan Elif Eylül'ün gerçekte ise Oktay Kaynarca ile sevgili olması gibi. Bildiğiniz gibi dizide Ömer Baba karakteri... Bir durun, hemen ileri almayın. Bildiğiniz gibi dizide Ömer Baba karakteri oldukça önemli bir yere sahiptir. Ömer Baba karakterini oynayan Emin Olcay ile Elif Eylül'ün annesini oynayan Hayat Olcay gerçek hayatta evlidirler. Fakat bu çiftin oğulları da Kurtlar Vadisi dizisinde ufak da olsa bir rolde oynamıştır. Oyuna posuna bakmadan surun içiyle dışıyla sağıyla soluyla artistlik yapan Cerrah Paşalı Çetin işte bu çiftin oğullarıdır. Eyvallah abi. Merhaba. Gerçek hayatta da Ömer Baba'dan feyz almış olacak ki neyzenlik yapmaktadır. Kurtlar Vadisi dizisinin bazı Hollywood filmlerinden ilham aldığını daha önceki videolarımızda söylemiştik. Yine Leon filminden bir örnek vermek gerekirse, bir sahnenin neredeyse birebir nasıl kullanıldığını hep birlikte görelim. Filmde psikopat bir polis memurunu canlandıran Gary Oldman'ın ikonik hap atma sahnesinin neredeyse birebir aynısını Kurtlar Vadisi dizisinde de görmekteyiz. Hüsrevan'ın ölmesiyle Halil İbrahim Kapar'ın hapishaneden kaçırılması üzerine ona bir hediye olarak Karaanlı tarafından kardeşi İsmail verilmiştir. Kardeşi İsmail'in kendisini satması üzerine hapse düşen Halil İbrahim, intikam ateşiyle yanıp tutuşurken kardeşi de korku içinde abisini beklemektedir. Tabii beklerken stresine yenik düşen İsmail kafa yapacak bir hap alır ve işte o an Leon filmindeki Gary Oldman'ın ikonik sahnesine bir selam verilir. Kurtlar Vadisi Derin Devlet videomuzda ve kendisine özel yaptığımız diğer videoda Pala karakterinin gerçekte kimler olabileceğinden bahsetmiştik. Tarık Ümit, Cem Ersever, Korkut Eken ve Mahmut Yıldırım. Yani Yeşil'in Pala olabileceği konularından sık sık söz etmiştik. Her ne kadar fiziksel özelliklere, karakterlerin geçmişlerine ve tarzlarına bakarak bu yorumları yapsak da net bir sonuca varılamayan bu karakterin gerçek hali belki de yine bize küçük bir detayla ipucu olarak verilmiştir. Pala ve adamları gazinoda oturdukları bölümde çok güzel bir detay vardır. Her yerin rengarenk ve ışıl ışıl olduğu bu ortamda Pala ve ekibinin masasına tek bir renk vurmaktadır. Yeşil. Tabii vadinin görüntü yönetmeninin dikkatini ve yeteneğini düşündüğümüz zaman bu ışığın oraya boşu boşuna vurmadığını da düşünmeden edemiyoruz. Kurtlar Vadisi senaristlerinin hiçbir repliği boşu boşuna yazmadığını defalarca konuştuk. Karakterlerin ilk bölümlerinden son bölümlerine kadar söylediği tüm sözler gerçek bir temel üzerine oturtularak kurgulanmıştı. Bunun en güzel örneklerinden birini Sayın Mehmet Karaanlı'da görmekteyiz. Evet, sayın diyeceksiniz. Mehmet Karaanlı
Hükümranlığı 60. bölümde bu dünyada tek istediği şeyin oğlunu tekrar bulmak olduğunu ve bu dileğini son nefesini vermeden kesinlikle gerçekleştireceğini, oğlunun kim olduğunu öğreneceğini söylemektedir. Kaybedecek bir şeyim yok. Senin yaşındayken ben de bu lafı söylerdim. Oğlumu kaybettim. O zaman hala kaybedecek bir şeyiniz yok. Ama hep bulma umudum var. Kayıp mı? Kaçırıldı. Hayatta mı? Bu hayatta bilmediğim tek şey. Ama son nefesimi vermeden muhakkak öğreneceğim. Aradan geçen bölümlerin ardından Mehmet Karahanlı öldürüleceği mabete girdiği anda Polat Alemdar'la yaşadığı her şeyi tekrar tekrar düşünür. Ve toplantının başlamasına kısa bir süre kala oğlunun kim olduğunu öğrenir. Polat Alemdar'ın aslında Efe Yakup Karahanlı olduğunu anlamıştır. Fakat ardından başlayan toplantı esnasında Karahanlı öldürülür ve oğluna kavuşamaz. Ama altı dolu bir cümle kurmuştur Karahanlı. Son nefesini vermeden oğlunun kim olduğunu öğrenmiştir. Merhameti de sırf oğluna kavuşmak için istemiş fakat başaramamıştır. Bana sadece bir tek cümle. Canımı istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde al. Merhamet edin efendim. Dizide replikler kadar oyuncuların jest ve mimiklerine de hassasiyet oldukça yüksektir. Şimdi! Karakterlerin ruh hallerine, geçmişlerine ve özellikle de gerçek hayattaki karşılıklarına göre jest ve mimik yapmaları sağlanmıştır. Bu konunun en güzel örneği de Tilki Andrei de kendini göstermiştir. Rus soğukluğunun ve tehlikesinin Kurtlar Vadisi'nde kendini en çok gösteren karakteri olan Tilki Andrei birçok sahnede yürürken sağ kolunu sallamamaktadır. Bu durum gerçekte şu an günümüz Rusya Devlet Başkanı olan Putin'de de kendini göstermektedir. Eski bir KGB ajanı olan Putin, alışkanlıklarından dolayı mıdır yoksa sürekli tetikte olmasından mıdır bilinmez, hala daha yürürken sağ kolunu sallamamaya özen gösterir. Onlara göre bu durumun sebebi her an tetikte olabilmek ve tehlike anında silahına kolaylıkla davranabilmektir. Bu durumu Tilki Andrei'nin de yapmasına şaşırmasak da bu kadar ince bir bakış açısının ve bu kadar ufak bir detayın o yıllarda düşünülüp karakterin tavırlarına yansıtılmasına şaşırmamak elde değil. Ayrıca Tilki Andrei'nin gerçekte kim olduğuna dair bir teoriyi anlattığımız videomuza da kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kurtlar Vadisi'nin en karışık bölümlerinden birinde Polat Alemdar ve ekibi aranırken, Süleyman Çakır'ın akıbeti belli değilken Lazya da kızlarını kurtarmak için karakola gitmişti. Tabii karakola gitmesinin ardından emniyet müdürüyle resleşen Lazya gözaltına alınmıştı. Bu durumun üzerine Karahanlı'nın müdahalesi ile avukat Nizamettin Güvenç bizzat savcıyla görüşerek bu durumu engellemeye çalıştı. Lazya'nın gözaltı kararının kalkması için savcıyla görüşmeye giden Nizamettin Güvenç orada çok ilginç tavırlar sergilemişti. Normal şartlarda sıradan bir avukat olan Nizamettin savcının yanında bacak bacak üstüne atarak oldukça rahat bir şekilde konuşmaktaydı. Ayaklarının duruşuyla, ellerinin duruşuyla adeta ben senden üstünüm mesajı veren Nizamettin Güvenç'in karşısındaki savcı her ne kadar Çakır'a posta koysa da Nizamettin Güvenç'in karşısında süt dökmüş kediye dönmüştü. Ben böyle bir şey yapmadım. Yapmam. Sen kadınlardan himmet bekliyorsun ya. Bu devlet seni kadın yapar, sana da çok koca bulur. Müvekkilimin bilgisine başvurdunuz. Lütfen salıverilmesi talimatını verin. Devlet hiç şüphesiz intikamını alır. Ama bunun yolu hukuktur. Ziya Bey işlemler bittikten sonra tabii ki salıverilecektir. Aslında burada da dizideki karakterlerin güçleri bir şekilde gösterilmeye çalışıldı. Yani bazı sahnelerde çekim açılarıyla, bazı sahnelerde de farklı jest ve mimiklerle karakterlerin diğer karakterlere nazaran hangi seviyede oldukları seyirciye gösterilmişti.